Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler umarım ki yerindedir. Arkadaşlarım, fonksiyonlar 15. dersimizdeyiz. Bu dersimizde x üzeri n'nin grafiğini inceleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşım, dedim ki f(x) eşittir x üzeri n biçimdeki fonksiyonların grafiğine bakacağız. Ne yapacağım o zaman? N'ye değerler vereceğim ve oluşan grafiklerin her birini ayrı ayrı inceleyeceğiz arkadaşlar. N eşittir 0 için f(r)'den r'ye f(x) eşittir x üzeri n'nin grafiğini çiziniz diyor. Hemen n'ye 0 veriyorum ve f(x) eşittir x üzeri n'nin grafiğini oluşturuyorum. Hadi verelim arkadaşlar. F(x) eşittir n yerine 0 yazdığımızda oluşan denklem x üzeri 0'dan ne olacaktır? 1 olacaktır. Kısaca senin buradan elde edeceğin denklem f(x) eşittir nedir? 1'dir. Bu nasıl bir fonksiyondu arkadaşım, hatırladın mı? Sabit bir fonksiyondu. Peki ben hiç x yerine hocam 1 koysam ne olur bunun cevabı? Sabit fonksiyonda x yerine ne yazarsan yaz, senin cevabın hep aynı çıkacaktı. Hatırla, sen x yerine ne yazarsan yaz, istersen 10 yaz, f(10)'un cevabı yine ne çıkacaktır arkadaşlar? 1 çıkacaktır. O halde artık grafiğimi çizebilirim herhalde. Benim grafiğim, dikkat edersen biz f(x) dediğimiz şey neydi arkadaşım? Y değeriydi. Y neye eşit çıkacak? 1. O halde burası y ekseni. Hocam burası x ekseni. 1 nerede? Diyelim ki y eşittir 1. Yani y'nin 1 olduğu nokta burası olsun. Sen x'e 1 de versen cevap 1 çıkacak. Yani şu nokta. 2 de versen cevap 1 çıkacak. Ya da daha fazla hangi büyük sayı verirsen ver. Yani senin sonucun sabit fonksiyon kısaca x eksenine paralel bir doğru oluşacak. O doğrunun adı da y eşittir 1 doğrusudur arkadaşlar. Ya da şöyle de yazabilirsin. Fx eşittir 1 doğrusudur şeklinde gösterebilirsin. Bu gelir mi? Çok fazla gelmez. Bilmekte fayda var. Ama bundan sonrakiler çok önemli. Geçelim diğerine. Evet arkadaşlar, şimdi n yerine 1 yazıyoruz ve fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. N yerine 1 yazdığımda arkadaşlar fx eşittir. N yerine 1 yazdım, ne oluştu? X üssü 1 ya da kısaca ne yazabilirim? X yazabilirim. Dur temize çekeyim hocam. Göremedim, daha net göreyim diyorsan fx eşittir x şeklinde bir fonksiyon oluştu ki sen bunun anlamını biliyorsun. Bu fonksiyonun özel bir adı vardı. Fonksiyon çeşitlerinden hatırlayalım. Neydi arkadaşım bu fonksiyonun adı? Tabii ki birim fonksiyondu. Birim fonksiyon diye ekleyelim arkadaşlar. Tanım kümesindeki her elemanı kendine götürüyordu. Hocam dur, öyle olmadı. Sen bana şunu bir yazıver bakayım. X yerine 1 koyarsan F1'in cevabı ne çıkacak? 1 çıkacak. X yerine 2 yazarsan F2'nin cevabı ne çıkacak? Al sana 2. Hocam başka bir sayı yazalım. X yerine 10 yazalım. O zaman F10'un cevabı arkadaşlar, cevap X'e bağlı olduğu için cevap ne gelecektir? 10 gelecektir. Sen negatif sayıları da versen yine aynı şeyleri elde edeceksin. Bu grafiğin özel bir adı vardı arkadaşlar. Birinci açıortay doğrusu demiştik. Ve birinci açıortay doğrusu tam şu çaprazdan, orijinden geçecek şekilde tam çaprazdan geçiriyorsun arkadaşım. Yukarıya da aşağıda aynı şekilde ilerliyorsun. Görebildin mi? Bak, aynı şekilde ilerliyorsun. İki tarafa da eşit yönlü gidiyoruz. Ve fonksiyonumuz adı y eşittir x ya da fx eşittir x'in grafiğini çizdik. Neydi bunun özel adı? Birim fonksiyonun grafiğiydi. Tamam mı? Gel n yerine 2 yazalım bir sonraki örnekte. İşte geldik gerçekten önemli bir örneğe. N eşittir 2 veriyorduk değil mi? Hadi verelim. Fx eşittir arkadaşlar. Bakın n yerine 2 yazıyorum. O halde oluşan fonksiyon nedir? X üzeri 2'dir. Bunun özel bir adı var arkadaşlar. Fx eşittir x kare. Denklemi ikinci dereceden bir denklem, ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu için biz ikinci dereceden fonksiyonlara parabol adını veriyoruz ki 10. sınıfta daha ayrıntılı bir şekilde zaten gösterilecek. Şimdi değerler vererek y değerlerini elde etmeye çalışalım. Ben x yerine 1 yazarsam f1'in cevabı ne gelecektir arkadaşlar? 1. 1'in karesinden 1 geldiği gibi. X yerine ben eğer ki 2 yazarsam, bakın f2'nin cevabı 2'nin karesinden gördüğün gibi ne gelecek? 4 gelecek. Hocam dur x yerine 3 yazalım bakalım ne oluyor dersen f3'ün cevabı 3'ün karesinden de 3'ün karesini aldığımızda gelen cevap ne olacaktır? 9. Peki ben burada bakın x'leri yazıyorum. Burada bulduğum değerler nelerdir? Y'lerdir. Gidelim bunu grafik üstünde göstermeye çalışalım. Al sana y ekseni. Al sana x ekseni. Peki x ekseni üstünde 2'ye karşılık gelen yer neymiş? 4'müş. Hemen gösterelim. Bak 1, 2 diyelim buralara. Şuraya 3 diyelim. Şuraya 4 diye devam edelim.
Y ekseni üstünde de 1, 2, 3 ve sadece 4'ü şimdilik göstersek yeterli olur herhalde. 2'ye 4 noktası. 2'ye 4 noktası nereye tekabül ediyor? Bakın nokta nokta şeklinde koyduğumda şuraya tekabül ediyor. 3'e ne bulduk? 9 noktası. Ta yukarılarda bir yerler. Şöyle ta yukarıları göstereceğiz. Peki ben x yerine şunu da bir göstermiş olalım. 0 verseydim. F 0'ın değeri 0'ın karesinden ne gelecekti? 0. Peki hocam sen ver bakayım x yerine eksi 1 ne gelecek? F eksi 1'in cevabı eksi 1'in karesinden 1 gelecektir y'si. X'e sen eksi 2 verirsen eksi 2'nin karesi neydi güzel arkadaşım üstü sayılardan hatırla? Tabii ki 4'tü. O halde ben bu eksende x ekseninde sola doğru da gitsem eksi 1 eksi 2 versen eksi 2'ye karşılık gelen y değerimiz neymiş? 4'müş. Diğerinin tam hizasındaki değer değil mi? Tam da onun karşısındaki değeri gösteriyorum 4'ü arkadaşlar. Peki senin grafiğin neye benzeyecek? Benim grafiğim parabol eğrisi dedik ya, parabol eğrileri şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Güzel bir şekilde çizdik. Gayet de şık oldu arkadaşım. Al işte bu fx eşittir x karenin grafiğidir. Biz de buna kısaca ne demiştik? Parabol grafiği demiştik. Sebep ikinci dereceden denklemleri hep buna benzer. Ya kollar böyle yukarıdır ya da kollar böyle aşağı olur ki özel isimleri oluyor bunların, özel sebepleri oluyor. Biz şimdilik bunu bilelim yeterli arkadaşlar. Tam orijinden kıvrılıyoruz. Bakın tam orijinden kıvrım eğim alıyoruz. Ve kollarımız sağa sola doğru uzanıyor. Nasıl bulduk o noktaları da? Noktaları da x'in yerine değerler verip y'leri elde ederek bulduk. N'ye 2 vermiştim. O zaman sıradaki sayı. N'ye 3 verelim. Şimdi güzel arkadaşım n yerine 3 verdim. Yani benim oluşacak denklemim neye benzeyecek? Fx eşittir x küp şeklinde bir denklem elde etmem gerekiyor. O halde x'lere değerler verelim hemen. Ben x yerine 1 yazarsam f1'in değeri 1'in kübünden ne gelecektir? 1 gelecektir. Peki yaz bakayım x yerine 2. Yazdım. F2, 2'nin kübü kaçtı arkadaşlar? 8'di. Hadi bir de 3'ü verelim. Öyle eksik bırakmayalım. F3'ün cevabı ne gelecektir? 3'ün kübünden, bunları ezbere bilmekte fayda var, 27 olacak. Şimdi hadi geri 0 verelim. Ve F0'ın değeri 0'ın kübü yine 0 olduğu için 0. Hadi gel x yerine eksi 1 verelim. F-1'in cevabı eksi 1'in kübü tek kuvvet olduğu için eksisi kalacaktır, eksi 1'dir. X yerine eksi 2 verelim. F-2'nin cevabı eksi 2'nin kübü eksi, yani üstündeki kuvvet tek kuvvet olduğu için eksi 8 olacaktır. Eksik bırakmayalım. F-3'ü de verelim. Hepsini görmenizi istiyorum. Net bir şekilde. 3'ü de yazdığımda eksi 27'yi elde edeceğim arkadaşlar. Yani fonksiyon grafiğim bir şu tarafta sağ, yani birinci bölgede oluşurken kolunun diğeri de üçüncü bölgede oluşacak. Ben size tahmini grafiğini çizeyim. Bakın daha net bir şey olsun aklınızda. Al sana fonksiyonun grafiği budur işte. Sen böyle kaba taslak çizimini bil yeterli, tamam mı? Yani buna da ne yazacaksın? Fx eşittir. N yerine 3 yazdığımıza göre x küpün grafiği de buna benzeyecektir. Oldu mu? O zaman gel sonuncu grafiğime geçeyim. N'yi 3'e kadar verdik. Şimdi biraz gerilere gidelim. N yerine eksi 1 yazalım. Bakalım fonksiyonumuz neye benzeyecek arkadaşlar. Fx fonksiyonunda sen gider x yerine eksi 1 yazarsan bunun anlamı neydi hatırlıyor musun? X'in üstündeki negatif sayı, yani üstteki negatif kuvvet ne anlama geliyordu? Sayıya takla attır anlamına geliyordu. O halde ben bu sayıya takla attırıyorum. Ve benim oluşan fonksiyonum artık 1 bölü x fonksiyonudur. Peki gelin biz burada x'e değerler verelim arkadaşlar. Ben x'e 1 verirsem f1'in cevabı yine 1 bölü 1'den ne elde edecektir? 1 gelecektir. Hadi gel x yerine 2 verdim hocam ne olur? 2'nin cevabında da 1 bölü 2 olacaktır. X yerine 3 verdik hocam. F3'ün cevabı ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. Hocam x yerine 0 yazabilir miyiz? Asla yazamazsın arkadaşım. Bakın 1 bölü 0 neydi? Tanımsızdı. O yüzden bunu veremiyorsun. Tam 0, x'in 0 olduğu bölgede fonksiyon tanımlı değil. Demek ki o noktadan geçmeyecekmiş. X yerine eksi 1 verdim. F eksi 1'in cevabı eksi 1 çıktı. Sonuncu olarak x yerine eksi 2 verelim arkadaşlar. F eksi 2'nin cevabı eksi 1 bölü 2 olacaktır. Peki bu noktaları ben gidip koordinat düzleminde yerine yazdığımda şuraya y dediğimizi farz edelim. Şuraya x dediğimizi farz edelim. Nasıl bir grafik olacak? Biz bunu kaba taslak çizmemiz yeterli. Sen daha sonra gider fonksiyonda grafikleri ye, daha doğrusu sayıları yerlerine oturtturursun. Aynı simetriyinde bakın şuraya doğru çiziyorum. Oldu mu? İşte bakın
orijinden yani sıfıra sıfır noktasından geçmiyorum. Niye? O bölgede benim fonksiyonum zaten neydi? Tanımsızdı arkadaşlar. O noktaya dokunmadan iki eksene de böyle teğet geçecek şekilde, dokunmayacak şekilde geçiyoruz. Ki bu fonksiyonumuzun artık adını yazabiliriz. Fx fonksiyonumuz neydi? X üzeri eksi 1 ya da kısaca 1 bölü x'in grafiği olarak akıllarımızda kalması gerekiyor. Bunların bu şekilde kıvrak geldiğine, tamam mı? Eğimli geldiğine dikkat ediyorsun. Gel şimdi dersin başından şu ana kadar yaptığımız bütün grafikleri tek bir tabloda gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi dersin başından beri anlattığımız grafikleri, daha doğrusu 5 tane anlattık ama biz 4 tane, yani en önemli 4 tanesini size burada göstermeye çalışalım. Birinci grafiğimiz y eşittir x olsun. İkinci grafiğimiz y eşittir x karenin grafiği olsun. Daha sonra kimi gördük? Y eşittir x küp. Sen bunu fx diye başına yazabilirsin tabi. Bir de y eşittir 1 bölü x'in grafiğini gördük. Arkadaşlar biz bunları değer vermeden de nasıl çizileceğiniz takaba taslak iyi bilirsek ilerleyen yıllarda 10. 11. 12. sınıfta çok rahat ederiz. Oldu mu? O halde gel çizelim. Y eşittir x. Özel adını da bilmekte fayda var demiştim. Birinci açı ortay doğrusu. Birim fonksiyonu da aynı zamanda. Nereden geçiyordu? Tam ortadan, tam çaprazlama geçiyordu. Açı ortay doğrusu dememizin sebebi buradaki açıyı iki eşit açıya bölmesiydi. Tamam mı? Yani bunun anlamı fx eşittir x'in grafiğiydi. Bitti. Gel buraya bakalım. Y eşittir x kare. Özel bir adı vardı. Neydi arkadaşım bunun özel adı? Paraboldü. Hatırlatalım bunu değil mi? Bu parabol eğrisi nereden geçecekti? Tam orijinden geçecekti. Bir çanak gibiydi, eğimliydi bakın. Kolları böyle yanlara doğru açıktı. Bunun da denklemini yazıyoruz. Fx eşittir x kare şeklinde yazılıyor demiştik. Geldik y eşittir x küpe. Sizler de bu kadar rahat çizebilmelisiniz arkadaşlar bir çırpıda. Gördüğünüz gibi bakın böyle yan yatmış bir s gibi düşünebilirsiniz. Bir z gibi düşünebilirsin. Ama hiç bakmadan, hiçbir değer vermeden bunun kaba taslak çizimini biliyor olman gerekiyor. Anlaştık mı? O halde gel y eşittir 1 bölü x'i de yapalım. Bu işlemler burada bitsin. Aynen öyle. İşte bitti. Teğet geçiyoruz. İki ekseni de kesmiyoruz arkadaşlar. Bunun anlamında fx eşittir 1 bölü x'in grafiğiydi. Ama dur. Ders bitmedi. Çok önemli bir şeyle bitireceğiz. Bunları unutmaman için harika bir dans var. Biliyor musun? Fonksiyonların dansı. Hadi izleyelim. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.